Merhabalar çok değerli dinleyicilerimiz. Bugün size engellilerin istihdamına yönelik haklardan bahsedeceğim inşallah. Devlet Personel Bakanlığı engelli memur alımları yapıyor. ÖSYM'nin yaptığı engelli yani EKPS ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuya engelli alımları yapılmaktadır. %40 oranında sağlık kurulu raporu ile başvurularınızı ÖSYM'ye yapabiliyorsunuz. İlköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite mezunları kişiler EKPS'ye girebiliyorlar. Yani bu noktada da alımlar yapılıyor. İşte bu alımlardan faydalanırsanız atanma noktanıza da çok büyük katkılar, faydalar sağlıyor. Ve özel sektör ve devlet kurumlarında engelli personel alımlarından biraz da bahsedelim. 2003 tarih ve 4857 sayılı iş kanununa göre 50 veya daha fazla işçi çalışan kamu sektörü iş yerlerinin en az %4, özel sektör iş yerlerinin ise en az %3 oranında engelli istihdam etmesi yasal olarak zorunluluktur. Engellilerin istihdamı Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili işverenle sağlanmaktadır. Ayrıca %3'lük yasal kotasının üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primleri de devlet tarafından karşılanıyor. Hani bunu devlet karşılıyor, devlet yatırıyor. İşte bu bir takım böyle haklarımız da var. Özel sektörde de çalışsak, yani bizim her türlü engelli olsak da olmasak da bizim engellilerin istihdamına yönelik haklarımızı var. Bu hakları bilmemiz ve faydalanmamız gerekiyor. İnşallah size kısaca bunlardan bahsettim. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.